Arap Yarımadası'nın en verimli topraklarına sahip bölgesinden, Yemen'den 1540'lı yıllarda gelen 11 aile yine verimin bol olduğu, şimdiki köyün kurulu olduğu yere yerleşmişler. Yemenliler diye zamanında anılmış ve zaman içerisinde Yemenli ismi değişerek Yamanlı Mahallesi adını almıştır. Savaş yıllarında göçlerin devam ettiği bölgeye 93 muhacirleri ve Kırım Savaşı'ndan sonra da Tatarlar gelmiştir. Şu anda yaklaşık 260 hane olmamıza rağmen birçok boş hanemiz vardır. Takriben 150-160-170 civarında dolu hanelerimiz var. Yani toplamda nüfusumuz 420-25 civarlarında. Yamanlı köyü civarında kurulan seralarda çiçek ve sebze üretimi yapılıyor. Ürünler Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey pazarlarında satışa sunuluyor. Vatandaşlarımız burada geçimlerini hayvancılık ve koyunculuk olmak üzere geçimini sağlamaktadır. Köyün en eski binası Arap İsmail'in yaptırdığı ev. Bina deforme olmuş. Sadece giriş kapısının kilidi orijinal. Kına geceleri bu evde yapılırmış. 1935 yılının modası pembe renkli gelinlik. Hatıra olarak saklanıyor. Hadi bakalım, durmayın arkadaşlar. Biraz hareketli olalım. Hadi arkadaşlar, canlı olalım. Köyün kuruluş günlerinden beri yapılan Hıdrellez etkinlikleri günümüzde köy pilav günü olarak yapılmakta. Şu anda elemanımız, 100 tane elemanımız var. Şu anda dinlenme seviyesindeyiz. Yarım saat sonra bulgurumuzu, pirincimizi atacağız. Hareket yarım saat sonra başlıyor. Günümüzde köy halkının keşkek adını verdiği pilav pişiriliyor. Vakit geçirmeyelim. Hadi bakalım, su getirin, su. Haydi arkadaşlar, suya ihtiyaç var. Ateşi karıştır, ateşi. Acı, ateşi karıştır bakalım. Pilav pişirmek için organizasyon gerekli. Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket eden köy halkı bunu fazlasıyla başarıyor. Köy ayırımızı yıllardan beri büyüklerimizden gördüğümüz şekilde her yıl tekrarlıyoruz. Bu hayırımızı tamamen köyümüzün hayvan sahibi, sürü sahiplerinin verdiği kuzular, inekler ve de maddi destekleriyle yapıyoruz. Gelen misafirler 1996 yılında köylülerin diktiği bu cevizlikte ağırlanıyor. Biz bunu bulgur ve pirinç karışımıyla yapıyoruz. Etleri baştan pişiriyoruz. Akabinde bulguru ve daha sonra pilavı karıştırarak keşkeğimizi yapıyoruz. Gelen misafirlerimize ikram ediyoruz.